Tavuk kıymamızı koyalım önce. Yer fıstığımızı ekliyoruz. Biraz tarçın. Kıvamını dengelemek için köftenizin gerekirse biraz ekmek kırıntısı da kullanabilirsiniz. Şimdi bir tane de yumurta ekliyorum. Şimdi biraz da limon kabuğu rendeleyeceğim. Limon kabuğunu sadece kurabiye veya keklerde değil, bu tarz yapmış olduğunuz ana yemeklerde de lezzet vermesi için kullanabilirsiniz. Biraz tuz ve biraz da karabiber. Şimdi köftemizi yoğuralım. Bu esnada içerisine az miktarda ekmek kırıntısı da ekleyeceğim. Biraz daha kıvamını yoğunlaştırmak için. Bu şekilde tekrar yoğurmaya devam ediyorum. Köftemiz istediğimiz kıvama geldi. Şimdi porsiyonlayabiliriz. Onun için de bir tabak alalım. Avucumuzun içerisinde bu şekilde yuvarladıktan sonra köftelerimizi tabağımıza diziyoruz. Yeteri kadar yoğurduktan sonra şimdi bunları kenara alıyorum. Sosumu yapacağım. Hemen ellerimi yıkadıktan sonra. Şimdi sosumuzu yapmak için önce elmamızı soyalım. Evet, elmamızı şöyle kenara alıyoruz. Ve bir yandan da köftelerimizi pişirmeye başlayabiliriz. Bunun için de tavamızın altını açıyorum. Sosumuzu yapmak için kasemizi de aldık. Evet, biraz yoğurt ekliyorum şimdi. Biraz mayonez. Şimdi bunu şöyle kenara alıyorum ve biraz kornişon turşu doğrayacağım. İnce ince doğrayabilirsiniz kornişonları. Tavamız da ısınmış. Şimdi bunun içerisine biraz sıvı yağ koyuyorum. Köftelerimizi de tavamızın içerisine bu şekilde bırakalım. Evet, yavaş yavaş köftelerimiz pişiyor. Sosumuza da devam edelim. Biraz köri ekliyoruz şimdi. Yoğurt ve mayonezin içerisine körimi ekliyorum. Güzelce karıştıralım. Evet, şimdi bunun içerisine elmamızı rendeleyeceğiz. Rendenin iri tarafını kullanabilirsiniz. Arada köftelerimizi de ters düz yapalım, karıştıralım. Pişirmeye devam edelim. Şimdi kornişon turşumuzu ekleyelim. İçerisine bir miktar üzüm. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Evet, harika bir sos oldu. Bunun içerisine biraz da tuz ekleyeceğim şimdi. Köftelerimizi de pişirmeye devam edelim. Evet, sosumuz da hazır şimdi. Köftelerimizi bir süre daha pişireceğiz. Şimdi servis tabağımızı da hazırlayalım. Görmüş olduğunuz gibi köftelerimiz de güzelce pişti ve kızardı. Şimdi bunları da alıyoruz. Servis tabağımıza bu şekilde dizelim. Tam ortasına da biraz önce hazırlamış olduğumuz körili sosumuzu koyuyoruz. Ve yemeğim servise hazır.